yaklaş yaklaş yaklaş. 65 günde ayet matematikte türevde kaldığımız yerden yolumuza devam. Hani en son derste hatırlıyorsun. Artanlıkta, azalanlıkta, ekstremum noktalarda bunlar türevin işlevinin olduğu yerlerdi değil mi? Nerede kullanıyorduk bu türevleri? Burada kullanıyorduk. İşte onlara devam ediyorum. Ama çoğunlukla analitik geometri üzerinden gideceğiz. Analitik geometride Bilgi zayıflığı eksikliği varsa benim yeni videoluk seri var kesinlikle onu bitir gel yoksa burada inanılmaz zorlanırsın. Ha hocam onunla ilgili derdimiz yok. Nerede kullanıyorsun sen türevi onu anlat. Türevin 9. dersini anlat. Bana 44. gün anlat diyorsan o zaman gönder gönder gelsin. Dedim ya bak önce analitik geometri bilmemiz gerekiyor bu dersi rahat yapabilmek için. Onun için de ben sana... Kısacık hatırlatmalar yapacağım. İki noktası bilinen doğrunun eğiminin ispatlarını zaten yapmıştık ama formülünü bir hatırlatalım çünkü bugün kullanacağız. Tamam. M eşittir. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1'di. Güzel bu hatırlatmayı yaptık. İki noktası bilinen doğrunun denklemini de yazabiliyorduk. Aslında özünde eğimden geliyordu. Hatırla bu denklemi böyle yazmak daha şık oluyor değil mi? X eksi X1. Bak Y eksi Y1 bölü X eksi X1. İçler dışlar çarpımı yaptığında zaten gelen denklemimiz buydu. Y eksi Y1 eşittir M çarpı X eksi X1. Güzel. Eksenleri kestiği noktalar biliniyorsa bir doğrunun e denklemini de yazabiliyorduk. Örneğin x eksenini a'da y eksenini b'de kesiyorsam bu doğrunun denklemi x bölü a artı y bölü b eşittir 1 şeklinde bulunabiliyordu. Şimdi asıl mevzuya yavaş yavaş geliyoruz. Doğruların durumları. Doğrular nasıl olabiliyordu? Birbirine paralel oluyordu, çakışık oluyordu, bir noktada kesişen doğrular oluyordu. Bunların da eğimleriyle durumlarına göre bazı vaziyetler vardı. Eğer doğrular paralelse veya çakışıksa özünde bu doğrular birbirine nedir? Ya yani yönleri doğrultuları aynıdır. Bu sebeple paralel de olsa çakışık da olsa M1 M2 eşittir. Yani eğimleri birbirine eşittir. İster paralel çiz istersen bak burada çakışık çizim, hatta ona da M3 diyelim. Bak burada şuna M1 diyelim. Şu siyahlıya M2 diyelim. Şuna M3 diyelim. Bunlar her biri M'ler. Bu doğruların eğimleri paralel de olsa çakışık da olsa bu doğruların eğimleri birbirine eşittir. Hayır hocam benim doğrularım dik kesişiyor diyorsan eğer bu M1 eğimine bu M2 eğimine sahip olsun. Dik kesişen doğruların eğimleri çarpımı da eksi 1'dir. Keza bunların hepsinin ispatı var. O kampta muhakkak izle. Dik doğrular eğimleri çarpımı M1 çarpı M2 eşittir. Eksi 1. Süper. Şimdi bu bilgileri kullanma vakti. Teğet denk mi? Hocam biz türevden bahsederken hep şundan bahsettik. Fonksiyon üzerinde herhangi bir nokta seçtik. O noktada çizilen teğet doğrusunun eğiminin türeve giden yolculuğunu yaşadık beraber. Hatta yaşlı amca muhabbetimiz de vardı. Şimdi o çiziyorduk ya teğet doğrusunu. Eğimini buluyorduk ya. Vazgeçtim abi ben o eğimini istemiyorum senden. Ben diyorum ki bana o teğet doğrusunun denklemini söyle. Denklemini istiyorum bu sefer. Ya bu sefer denklemini bulmayı öğreneceğiz. Öncelikle çizilen teğetin eğimini nereden buluyorduk biz? Tam bu noktada türevini alıyorduk. O türev değeri bizim bu teğet doğrusunun eğimine eşitti. Ve bir doğrunun eğimi biliniyorsa y eşittir m çarpı daha doğrusu eksik yazdık bir dakika. Y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1 kuralını biliyorsun. Arkadaş biz teğet olduğu noktanın eğer koordinatlarını biliyorsak x0'a y0 demişiz. O zaman şunları da y0 ve x0 olarak değiştirelim. E eğimini de az önce türevden öğrendiysek şunu söylemez miyiz? Y eksi f x0 ki kendisi y0 değerine eşit. F'nin türevinde x0. Ya arkadaş o da zaten eğimine eşit. Çarpı x eksi x sıfır. Evet aynen öyle x eksi x sıfır. Bildiğin t doğrusunun artık denklemini kurabiliyoruz. Ama benim özellikle bu konu için senden isteğim şu biliyor musun? Soruyu okudun. Soruyu şekille böyle kabatasla krokesini çizersin ya bir evin krokesini çizersin. taslak bir çizer. O çizimi istiyorum. O çizimi yaparsan burada kaçıracağımız soru neredeyse yok. Gerçekten çok daha kolay algılıyorsun. Mesela bak soru bir. Soru bir nerede? Soru bir nerede? Ha soru bir aşağıda fonksiyonla x eşittir 2 apsisli noktasında çizilen teğetin eğimi kaçtır? Bir dakika bu neye benziyor hocam? Bir tane e, parabole benziyor. Bu parabolün x eşittir 2 noktasının nereden geçtiğini bilmiyorum ama buradan geçsin. Bu noktanın x değerini biliyorum. Henüz y değerini bilmiyorum. Bu noktadan geçen doğru mx artı n'ye benzemek zorunda teğet doğrusu. Ve soru benden buradaki m'yi istiyor. Arkadaş oradaki M, F'nin türevinde 2'ye eşit değil mi? M, T doğrusunun eğimi zaten o noktadaki T, e, türev değerine eşitti. O zaman hadi gel, F'nin türevinde x'i beraber bulalım. 2x-5 bu kadar. Şimdi F'nin türevinde 2'yi bulalım. 2 çarpı 2 5'ten 4'ten 1 çıktı. Ne kaldı? Eksi 1. Hocam yani sen şunu mu diyorsun? Bu doğrunun eğimi eşittir eksi bir. Bu kadar. Bak başka bir şey istemiyor soru bizden. Şimdi adım adım istediğim isteklerim artacak benim. Öyle bir tane şey istemem senden. Sadece eğimi bul kurtulacaksın demem. Giderek arttıracağım. İnanılmaz yoğun soru çözeceğimiz bir ders olacak. Böyle deli deli işlemler yapacağız. Deliler gibi işlemler yapacağız. Doyacaksın işleme eğrisine x eşittir eksi 1 absesi noktasında çizilen teğet doğrusunun denklemi verilmiş. İlginç. Şimdi bak bizim elimizde bir fx fonksiyonu var hocam. Evet bu fx fonksiyonuna x eşittir eksi 1 noktasından çizilen bir teğet doğrusu var. Bu teğet doğrusunun denklemi mx eksi 3 hocam. Harikasın bunu bulduk. Benden k değerini istiyor. K değeri ki bir bu tarafta. Şimdi ne yapabilirim? Ya da ne bilgiler var elimde? Gel onu bir yazalım. Hocam hangi bilgi var benim elimde? Arkadaş bu noktada biz teğet doğrusu çekiyorsa gel o noktadaki eğim teğet doğrusu do doğrusu daha doğrusu o noktadaki türev değeri o noktadan geçen teğet doğrusunun eğimine eşit. Yani f'nin türevinde bir m'ye eşittir hocam. Evet ben bunu anlıyorum. Peki başka neyi bulabiliriz hocam? Örneğin bu noktanın koordinatlarını bulabiliriz. Eksi bire bıdı bıdı noktası değil mi? Eksi 1 hem bu denklemi sağlar hem de parabol denklemini sağlar. Aman diyeyim bunu da unutma. Ama biz gel türevden başlayalım. F'nin türevinde x'e hele bir alalım bakalım. 4x eksi 4 geldi. Doğru mu? Hocam biz eğim bulmak istiyoruz. O zaman o noktadaki türev değerini arıyoruz. 1 yazdım yerine. 4 bir dakika. 2 kere 2 4 x eksi 4. Ha. 4 x eksi 4 x eşittir. Eksi 1 eksi 1 hocam. Artı 1 değil o. Ben de diyorum 0 gelecek. Anlamsız olacak. Gelmemesi lazım ama. Eksi 4, eksi 4 ne geldi? Eksi 8. F'nin türevinde eksi 1'in cevabı neymiş? Eksi 8. Yani biz bu değeri ne bulduk? Eksi 8. Bak benim doğrum y eşittir. Eksi 8, x, eksi 3. Bir şey soracağım. Bu nokta x eşittir eksi birden geçen nokta. Doğrunun üstünde mi? Parabolün üstünde mi? fx'in üstünde mi? Evet. O zaman ikisinin de denklemini sağlamak zorunda. Yani sen kalkıp y, y x yerine eksi 1 yazdığında eksi 8 eksi 1 eksi 3'ten y eşittir 8 eksi 3'ten y eşittir 5'i sağlamak zorunda. Yani teğet olduğumuz nokta eksi 1'e 5 noktasıdır hocam. Mükemmel. Neden mükemmel? Çünkü aynı nokta bu denklemi de sağlar. F'de x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam 2 artı 4 artı k'nin cevabı neye eşit olacak 5'e. 4 1 daha 4 2 daha 6. A karşıya attım k eşittir ne geldi? Eksi 1. Bu kadar bu iş. Ama bak kafanın karışmaması için adım adım gitmelisin. Kafanın karışmaması için ne yaptım? Şuraya geldim şuraya geldim. Kafada bunu sürekli sorgulamayız. Böyle bodoslama işlem yapmıyorum bak. Adım adım ha buradaydım buraya geldim. Teğet doğrusunun eğimini buldum. Eğimden işte nokta üstündedir dedim onu buldum. Yine aynısını yapacağız. Bak sorular üstünden ilerliyoruz yine x fonksiyonunun grafiğine bıdı bıdı doğrusunda a noktasına teğetir. Şimdi bu dördüncü dereceden böyle giden bir grafiğimiz var. Tamam bilmiyoruz nasıl gitti. Hiç önemli değil bizim için. Bizim için şu teğet noktası önemli. Oraya ne dememizi istiyor? a noktası adını vermemizi istiyor. Aynı zamanda bu doğrunun denkleminde vermiş mi? Eksi 4x artı k. Hatta buna da fx demiş mi? Demiş. a noktasının koordinatları toplamı nedir? x'e y noktası diyelim başka da bir şey bilmesek olur. Arkadaş bana verilenlerden benim çıkaracağım sonuç ne? Bir dakika ya teğet doğrusunun eğimi belli hocam. X'in önündeki katsayı Y yalnız bırakıldığında eğimidir. Yani M teğetin cevabı ne? Eksi 4. Ya A noktasında sen teğet çektiğine göre F'nin türevinde öyle bir X değeri var ki cevabı ne gelecek hocam? Eksi 4. Ama bu X değeri buradaki X değeri acaba X değeri kaç? Nasıl bulurum? Ya hocam gel fonksiyonun türevini alalım. F'nin türevinde x eşittir 4 x küptür hocam değil mi? Türevini alalım. Ben istiyorum ki bu türev değeri eksi 4 çıksın. Acaba nerede eksi 4 geliyor? Dirt sana dirt sana bunlar gitti. X'in kübüne geldi eksi 1. Hangi değeri için gelir? X eşittir eksi 1 değeri için gelir. O zaman diyorum ki A noktasının x koordinatını bulduk. Cevap bir kere eksi 1. Güzel. Bunu bulduğuma göre hocam buradan k'ye mi gidelim? Ama k'ye gidemiyorum hocam. Onu bırak o zaman. Gel burada yerine yaz. Sonuçta bu denklem fx-1 denklemi f 1 denklemi de bunu sağlamak zorunda değil mi? Sağlamak zorunda. Eksi 1'in dördüncü kuvveti eksi 3'ten 1 eksi 3'ten f 1'in cevabı ne geldi hocam? Eksi 2 geldi. Ne buldun biliyor musun sen şimdi bak eksi 1'e eksi 2 koordinatını buldun y için. Bak bu da y değer onun. E soru biter efendim. Biz bu koordinatların toplamını arıyorduk. Eksi 1 eksi 2 daha daha cevap ne yaptı? Eksi 3 yaptı. A noktasının koordinatlar toplamı. Hatta A noktasının koordinatını bir kez de buraya yazalım. Eksi 1'e eksi 2. Vurdum cevabı. Gönder gelsin. Zor değil. Türevin de en temel halini kullanıyoruz. Bak burada türevin zor halini falan da kullandığım yok. Hani türevin en temel türev alma kurallarını kullanıyoruz. Gerisi burada. Gerisi burada işin mantığını anladıysan, tanımları anladıysan, kavramları anladıysan e, bir şekilde geliyor zaten. Bıdı bıdı eğrisi üzerindeki x eşittir eksi 2 noktasında çizilen bu sefer senden teğetin denklemini arıyorum. Bak buraya kadar ha bu teğet doğrusunu işte üzerindeki nokta kenarındaki nokta yanındaki nokta yok teğet doğrusunun üzerindeki nokta derken hiçbir şey vermemiştik. Ama senden isteğim şimdi burada mx artı n şeklinde bir doğru var. Bu doğrunun denklemini istiyorum. Buradaki x değerimiz kaç? Eksi 2. Yani eksi 2 noktasında bir teğet var. Eksi 2 noktasındaki teğetin değeri, türev değeri bana eğimi verecek. Hemen türeve gitmek istiyorum ama önce türevini almam lazım. F'nin türevinde x'i. 6x artı 6 mı? Evet hocam. X yerine kaç yazmanı istiyorum? Eksi 2. Eksi 2'yi yazdım. Eksi 12 artı 6'dan. F'nin türevinde eksi 2'nin cevabı eşittir. Eksi 6. Nedir bu? Arkadaş bu bulduğum değer M teğetin değeridir. Biz teğet doğrusunun eğimini bulduk. Şu M'yi bulduk. Güzel. Benim denklemim şuna dönüştü. Y eşittir. Eksi 6x artı ne? Şimdi ne yapacağız hocam? Ya bu noktanın koordinatını bulursam bana derim ki bu denklemi de sağlamak zorunda oradan neyi buluruz? O noktanın koordinatı aynı zamanda bu parabolün de üstünde mi? Üstünde. O zaman bunu da sağlar. O zaman f'de eksi 2'nin cevabı ne? Buna odaklanıyorum. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 3 kere pardon 2 kere 6 12 artı 1. Cırsana cırsana bunlar gitti. F eksi 2'nin cevabı nedir? Artı 1'dir. Sonuç olarak bizim elimizde ne var biliyor musun? Misal ben bu noktaya A noktası dersem eğer elimizde bir A noktası var. Eksi 2'ye 1'den geçiyor. Bir tane de o teğet doğrusunun eğimi var. Cevabı eksi 6. Noktası belli. Eğimi belli. Doğru denklemi yazılabilir. Nasıl yazılır? Şöyle yazılır. Y eksi 1 eşittir. Eksi 6 x artı 2. Yaptığım tek şey şu. Sonra nereden geldi deme. Y eksi y sıfır eşittir. Mt çarpı x eksi x sıfır. Bu değerleri yazdım. Bu arada x sıfır ve y sıfır dediğim değerler de bunlar. Temize çekelim. Y eksi 1 eşittir. Eksi 6 x eksi 12. Alayınız bu tarafa gelin bakayım. Şurada önce x'i yazalım. 6x artı y artı 11 eşittir. 0 t doğrusunun denklemidir. Hocam vallahi zor değil. Gerçekten zor değil diyor musun? Bunu istiyorum senden. Ya oldu demeni istiyorum. Buraya kadar anlaşılmadıysa zaten derdimiz var. Ama bundan sonrası hep benzer tarzda sorular. Sadece biraz daha düşünmemiz gerekecek soru üstünde. Mesela bak biz sana tek başına bunun türevini al desek alıyordun zaman da. Şimdi o türevi böyle bodozlama sormayacağım. Biraz dolandıracağım. Diyeceğim ki bu fonksiyonun grafiğine x eşittir 3 absesi noktasında çizilen teğetin denklemini bul arkadaş. Ya hocam zor değil bu. Biz bunu yaparız. Hatırla. Öncelikle bu fonksiyonun açılmış halini bana bir yazsana. Bak x eksi 3 çarpı x artı 3 değil mi bu arkadaşın açılımı? Ya bir kere o iki kare farkını göremezsen belki biraz zorlanabilirsin. Şunu da yazdım mı? Yazdım hocam. Şimdi ben sana diyorum ki şöyle bir eğri var. Bu eriye dışındaki bir x eşittir 3 noktasından çizilen bir teğet doğrusu var. Bu teğet doğrusunun denklemini arıyoruz. Yani y eşittir mx artı n şeklindeki denklemi arıyorum. Önce benim neyi almam lazım? F'nin türevinde x'i bulmam lazım. Şimdi bakıyorum. Arkadaş bunun türevini alırken nasıl alıyorduk? Şimdi direkt bunun türevini alınca 1 geliyor hatırla. Sonra çarpımın türevi diyorduk. diğerlerini aynen yazıyorduk. X artı 3 x eksi 2 çarpı x eksi 4 çarpı x eksi 5 artı. Şimdi diyordum bunun türevini alacağım. Ama ne yazacağım? x eksi 3 çarpı x eksi 2 çarpı bıdı 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 gidiyorsun. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Hatırla bunların türevlerini alırken. Her seferinde artık x eksi 3 çarpanı içinde yere alacak mı? Alacak. Niye x eksi 3'e takılıyorum? Çünkü x eşittir 3 noktasında türev aldığında. F'nin türevinde 3. x yerine 3 yazarsın. Ve 3 yazdığın andan itibaren içerisinde x eksi 3 çarpanı olan bütün değerler sıfıra gider. Yani bak. Bu artıdan sonraki bütün değerlerin cevabı nedir? Sıfırdır. Oraları Bakmama gerek yok. Oradaki çarpımları ilgilenmeme gerek yok. Şimdi x yerine 3 yazarak geliyorum. 3, 3 daha 6. 3 yazdım. 3'ten 2 çıktı 1. 3 yazdım. Eksi 2. 3 yazdım. Pardon. Eksi 1 geldi değil mi buradan? 3'ten 2 çıktı 1. Buradan 4'ten e, 3'ten 4 çıktı. Eksi 1. Buradan 3'ten 5 çıktı. Eksi 2. Eksiler birbirini yedi. 2 kere 6. 2. 2 kere 1. 2. 2 kere 6'dan 12. F'nin türevinde 3'ün cevabı 12. Ne bulduk biz? Bak bunu gel bir teyit edelim. Hocam bizim bulduğumuz şey m teğet değeridir. Yani biz teğetin eğimini bulduk. Eksi pardon eksi 6 nereden geldi hocam ya? Valla ben de bilmiyorum nereden geldi. 12 geldi. Şimdi bitti mi? Bitmedi işim. Benim neredim? Teğet doğrusunun denklemini arıyorum. O zaman gel bir de F3'ü bulalım. Yani eğimini biliyorum. Bir de geçtiği noktayı bulayım ki. Eğim belli. Geçtiği nokta belli. Denklemi bulalım. F3'ü arıyoruz. Burada da yerine yazabilirsin. Artık burada da 3'ü yerine yazdığın andan için zaten itibaren 0 değeri geliyor ve bitti. Direkt cevap 0. O zaman benim elimde şöyle bir şey var. A noktası var. 3'e 0'dan geçen bir teğet doğrusu. Ve o teğet doğrusunun eğimi var. Cevabı 12. O zaman derim ki arkadaş y eksi 0 eşittir eğim çarpı yani 12 çarpı x eksi 3. Yani y eşittir 12 x eksi 36 aranan teğet doğrusunun denklemidir dedim. Vurdum cevaba. Sanat eseri. Sanat eserine devam. Ama yorumlamaya bak. Yorumlayamazsan bu soruları çözemediğin farkına vardın. Yanda y eşittir fx ve y bu fonksiyonun grafiğine a noktasında teğet olan d doğrusunun grafiği verilmiştir. Evet gerçekten bu verilmiş. D doğrusunun y eksenini kestiği nokta 0'a 7 olduğuna göre f'nin türevinde eksi 3'ün değeri nedir? Bir şey söyleyeceğim. Arkadaş biz burası için... Bir tane nokta biliyor muyuz? Biliyoruz. Bir nokta daha vermiş bana. Diyor ki y eksenini kestiği nokta sıfıra 7 noktası. İki noktası bilinen doğrunun eğimini bulabilirim. M, D doğrusunun eğimi. Y'leri birbirinden çıkar. X'leri birbirinden çıkar oranda. Yani 7 4 bölü 0 eksi 3. 2 noktası bilinen doğrunun eğim formülünü kullanıyorum. Aman diyeyim ne yaptığımı da algıla. Buradan ne geldi? 1. Hocam bu nedir? Aslında teğet doğrusudur. E biz teğet doğrusunun eğimini bulduk. Cevap ne? 1. Hocam ve geçtiği noktayı biliyorum. Kaça kaç? Eksi 3'e 4 noktasından geçiyor hocam. Bir saniye hemen onu da alalım. Ha. Eksi 3'e 4 noktasından geçiyor. Buradan çıkaracağım yorum ne? Şunu görüyorum. F'nin türevinde biz bu noktada türev çekmişiz ya. F'nin türevinde eksi 3'ün cevabı ne? 1. Aynı zamanda f eksi 3'ün cevabı ne? 4. Sen bana neyi soruyorsun? F'nin türevinde eksi 3. E bulduğum 1 yalnız. Tek başına. Sadece 1. Bitti bu kadar. Bu kadar soru bitti. Geç 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 geç. Bitti o soru. Fonksiyonun grafiğine Üzerindeki bıdı bıdı noktasından çizilen teğet x eksenine paraleldir. Bir dakika. Şöyle giden bir eğrimiz var. Öyle bir yerde teğet çekiyorum ki x eşittir. Daha doğrusu a noktasının koordinatları belli. Eksi 1'e 1 noktasından. Bu d doğrusu x eksenine paraleldir demek bu d doğrusunun sana teğet doğrusunun eğimini verdim demek. Arkadaş x ekseni burada x eksenine paralel bir doğrunun eğimi her zaman sıfırdır. Çünkü tanjant değeri sıfırdır. Otomatikman diyorum ki e bu sıfır. Bir dakika hocam ben o zaman şuraya dayanarak iki bilgiye sahibim. Bir f eksi birin cevabı artı bire gidiyor hocam. Evet aynı zamanda f'nin türevinde eksi birin cevabı da sıfıra gidiyor hocam. Evet. 2 tane değer var mı elinde var. 2 tane bilinmeyen var mı var. İki denklem 2 bilinmeyen çözersen A çarpı b'yi yazarsın. Ama önce ben f'nin türevinde x'i buraya yazmak istiyorum. Elimizde hazır bulunsun. 3x kare eksi 2ax artı 2b değil mi? Biz f'nin türevinde eksi 1'in 0 olduğunu biliyoruz. Hemen yazalım. F'nin türevinde eksi 1 demek 3 artı 2a artı 2b'nin cevabı 0 demektir. Kısaca 2A artı 2B'nin cevabı nedir? Eksi 3. Bu cepte dursun. Biz bir değer daha biliyoruz. F eksi 1'in cevabı 1'e eşitmiş hocam. Harika ya. Ya mükemmel bir şey değil mi bu ya? Hepsini biliyoruz hocam biz ya. Eksi A artı artı. Artı yok yine buradan eksi 2B geliyor. Niye? X yerine eksi 1 yazdık. Artı 3'ün cevabı ne geldi? 0 değil artı 1 gelecek bunun cevabı. Artı 1 geldi. Şöyle baktım. Bunun cevabı ne yapar? Artı 2 yapar. Bunu bu tarafa alırım 1 yapar. A artı 2B'yi de karşıya alırım. Şöyle bir şey ederim. A artı 2B'nin cevabı 1. 2A artı 2B'nin cevabı eksi 3. O zaman şöyle yazalım. Birinciye dokunmuyorum. 2A artı 2B'nin cevabı eksi 3 kalsın. Alttakini eksiyle çarparak geliyorum. Cevabı da şuna eşit çıktı. Alt alta da mis gibi topluyorum. Diyorum ki bu arkadaşlar birbirini yer. Burada A kalır. A'nın cevabı eksi 4'tür. Şimdi A'yı yerine yazacağım. şurada. 1 eşittir eksi 4 artı 2b'den. Karşıya attım 5 bölü 2 de neye eşit? b'ye eşittir hocam. Biz ikisini de aramıyoruz. Yani daha doğrusu a çarpı b'yi arıyoruz. Eksi 4 çarpı 5 bölü 2'den sadeleştirdim. Şurada eksi 2 kaldı. Cevap ne çıktı? Eksi 10. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Ya bunlar zor sorular diye geçiyor sözde ama yapıyoruz hocam biz. Vallahi biz bu sporu beraber yapıyoruz seninle. Şimdi şekil var, yorum var. Her şeyi biz yapacağız. Ama analitik bilgisi. F x fonksiyonunun grafiği ve bu grafiğe a noktasında teğet olan doğru verilmiştir. Tamam. F2 art. Tamam. Her şeyi unut. Gel buraya. Bu teğet doğrusu mu? Teğet doğrusu. Eksenleri kestiği noktalar biliniyor mu? Biliniyor. O zaman sen bu teğet doğrusunun eğimini bulursun. Arkadaş bir kere nasıl açı var? Alfa açısı geniş açı. O zaman m teğet için geniş açıya göre yorum yapacağız. Bir kere negatif değer. Şuradan şurası kaç birim? 6 birim. Buradan burası kaç birim? 3 birim. Burası kaç derece? 90 derece. E bu üçgenin tanjant değeri 6 bölü 3. E hocam 6 bölü 3 tabii ki eksi olmak zorunda geniş açıdan ötürü. Eksi 2 mi bu teğet doğrusunun eğimi? Güzel. Şimdi sil bunları bunları kurtul. Git 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 bunlardan kurtulun. Nerede teğet çekiyorum? 2 noktasında. O zaman f'nin türevinde 2'nin cevabı teğetin eğimine eşittir. Eksi 2. Burası da bitti. Harika. Yetmez. Biz bir de F2'nin değerini istiyoruz. Bak bunu bulduk bingo. F'nin türevinde 2 eksi 2. Ama F2'yi bulmadık hocam. Onu da bulmamız lazım. E gel bir de onu bulalım seninle birlikte. F2'yi bulabilmek için de şöyle bir şey yapacağım. Bak şurada yine dik üçgenimi oluşturdum mu oluşturdum. Burası 2'ye şurası y ye değeri. Benim amacım zaten buradaki Y değerine ulaşmak. Eğim bulmak istesem şurada. Ne dersin? 6 eksi Y'ye birim. Şurası 2 birim. O halde 6 eksi y bölü 2 tanjant değerini arıyorum buradaki. Neye eşit olacaktır? Artı 2. İçler dışlar yaptım. Şöyle 4'e. 6'yı karşıya attım. Eksi y'nin cevabı ne çıktı? Eksi 2 çıktı. Y'nin cevabı ne çıktı hocam? Bir dakika. Artı 2 eksi 2 artı 2 çıktı. Otomatikman ben burada f'nin 2 değerinin de cevabının kaça eşit olduğunu bildim. 2 olduğunu bildim. Bitti mi? E bitti hocam. Neden bitti? Benim amacım da bu iki değeri birbiriyle toplamak. Yani 2 eksi 2 doğru cevap 0'dır dedim. Mükemmel bir soruya nokta koydum. 8. soru bitti. Buraya kadar nasıl gidiyoruz? Anlaşılmayan kafada soru işareti bir yer umarım yoktur. 9. soru için gönder. Gelsin. 9. soru nihayet. Bıdı 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 fonksiyonunun grafiğinin bıdı bıdı doğrusuna en yakın noktasını bir dakika. Bıdı bıdı fonksiyonu var bu fonksiyonun en yakın noktasından y eşittir 4x eksi 5 doğrusuna en yakın noktası bir dakika fonksiyonun grafiğinin y eşittir 4x eksi 5 doğrusuna en yakın noktasının koordinatları toplamı bir dakika en yakın noktasının koordinatları toplamı sorularını aslında biz seninle birlikte bunun aynısını parabolde çözdük. Dedik ki bunun en yakın noktasından ne geçsin? Bir tane teğet doğrusu geçsin. E bunların eğimleri birbirine eşittir diyorduk hatırla. Hatırla böyle yaptık. Dedik ki burasının eğimi de 4. Orayı hatırlamıyorsan zaten burada işimiz zor. Tamam hocam. E ee, o teğet olduğu nokta A noktası olsun. Burası da bu doğruya en yakın nokta olsun. Tamam mı? Evet hocam. Bu noktanın koordinatlarını arıyoruz. Arkadaş, biz şimdi alttaki doğruyla işimiz kalmadı. Ben sadece oradan eğimi çektim geldim. Şimdi diyorum ki hocam buradaki doğru parabolüme nedir? Teğettir teğet olduğu noktadaki değeri, türev değeri 4'e eşittir. O zaman f'nin türevinde x'in cevabı, bilmiyorum orası hangi x değeri, neye eşitmiş? 4'e eşitmiş. Mükemmel bir bilgi aldık. Çünkü hocam ben o zaman türevini alayım geleyim diyorsun. F'nin türevinde x eşittir. 2x artı 8 mi? Ben diyorum ki o zaman öyle bir x değeri var ki 2x artı 8'de cevabı 4 çıkacak. Neresiymiş o x değeri bana onu söyle diyorum. x eşittir eksi 2 diyorsun. A'nın koordinatlarında x değerini buldum eksi 2. Y değerini nasıl bulacağım? Kimin üstünde? E bunun üstünde yerine yaz bitsin. F eksi 2 karesini aldım 4. 2 kere 8 eksi 16 artı 11. Şunları topladım. 15 yaptı. Şuradan ne kaldı? Eksi 1 kaldı. Yani f eksi 2'nin cevabı da eksi 1. Kısaca ben şuradaki koordinat değerini buldum mu? Bulduk hocam. Ne istiyorsun? Koordinatların toplamını istiyorsun. Yine eksi 1. Yine eksi 2. Topladım. Cevap eksi 3. Vurdum cevabı. Bir soruyu daha tarihin derinliklerinde bıraktık gittik. 10 numaralı sorumuzda yola devam bakalım. Fonksiyonun grafiğine x eşittir eksi 1 absisi noktada çizilen teğet. Bıdı bıdı doğrusu ile dik kesişiyor. Bir dakika dur. Ne var elimizde? Bir çiz. Diyelim ki böyle bir parabol var. Bu parabolün dışında bir tane'nin doğru var. Bilmiyoruz doğruyu. Y eşittir. mx artı ne diyelim? Bu doğrunun şurada teğet olduğunu da biliyoruz ama eksi bir. Burada üstünden dik atılıyor. Evet. O dik atılan doğrunun denklemi belli. Hocam. Diyorsun. Ardından da şuradaki m değerini istiyorsun. Ben sana bir şey söyleyeceğim dik iki doğrunun eğimlerinin biri bir diğeri m2 ise m1 çarpı m2 için ne demiştik biz analitik geometriden eksi 1 demiştik bunu kullanmanı istiyorum diyorum ki bu doğrunun eğimi nasıl bulunur hocam y'yi yalnız bırak x artı 3 eşit mi 4 y'ye y'yi yalnız bırakıyorum X artı 3 bölü 4. Kısaca bu doğrunun eğimi ki normal doğrusu diyeceğiz biz buna. Ce cevabı nedir? 1 bölü 4'tür. Bak buna M2 diyelim 1 bölü 4 çıksın. Şimdi M1'in orada değerini bulmaya çalışsam M1 çarpı M2'nin cevabı eksi 1 çıkmalı. O zaman 1 bölü 4'ü karşıya attım cevap ne geldi? Eksi 4 geldi. Benim elimde artık böyle bir değer var. Diyorum ki teğet doğrusunun eğimi hocam eksi 4'müş. Ne demek? Arkadaş biz nerede teğettik? Bak o nokta silinmiş. X eşittir eksi 1 noktasında. Demek ki F'nin türevinde eksi 1'in cevabının ne olduğunu öğreniyorum. Teğetin cevabını eksi 4'e. Ya bak hiçbir şey yapmıyorum aslında. Var olan değerleri sadece doğru yerlere yerleştirmem lazım. Başka bir şey yok soruda. Artur çok kolay. Çok kolay bu konu. Ya başka konulara geç. Gel buraya bunu buradan soru kaçırmayalım. Dört tane de soru gelecek. Üç, en az 3. Belki 4 soru gelecek buradan. Kaçırmayalım buradan soruyu. Ya böyle sorular kaçar mı? Ve türevini alacak. al. V'nin türevinde x. V'nin türevinde x eşittir 2x artı m eksi 3. Zaten burası sıfırlandı gitti. Ya hocam türev değerinde kaçı yerine yazacağım? Eksi 1'i yerine yazacağım. Yaz eksi 1'i. Eksi 2 artı m eksi 3'ün cevabı ne çıkacak? Artık biliyorsun eksi 4 çıkacak. Şurasına geldi? Eksi 5. Beş. Eksi 5'i karşıya attın ne oldu? Artı 1 oldu. M'nin cevabı ne? Artı 1. Ne arıyorsun? M1. Hayır bunu aramıyormuşuz. Ay maşallah. Bayağı da uğraştırdın hocam. Şimdi fx'i baştan yazıyorum. M yerine 1 yazıyorum. x kare eksi 2x 1 yazdım. 1 kaldı şu kaldı hocam. Biz neyi arıyoruz hocam? F kaçtı o? F 1'i arıyorum. X yerine 1 yazdım. Benim de elimde böyle bir şey oldu. Hocam biz sadece 0 için mi uğraştık? Beni bunun için mi uğraştırdın diyorsun? Yapacak bir şey yok. Bazen bunun için uğraşacaksın. Vurdum cevabı. Gönder gelsin derim sıradaki. Çok güzel arkadaşım burada düzeltme yapıyorum. Normal şartlarda burada yazılan değerle böyle bir teğet doğrusunun ulaşmasının mümkün olmadığını gördüm. Halbuki C cebrede çizmiştim bunları ama demek ki bazen hata da yapıyoruz. İşte x eksenini eksi bir noktasında y eksenine eksi bir bölü iki noktasında kesecek şekilde burada düzeltme yapmanı istiyorum. Yaptık mı düzeltmeyi? Şimdi soruyu okuyup çözelim. Yandaki şekilde fx eşittir eksi kök x eğrisine a noktasında çizilen d doğrusu teğet doğrusu verilmiştir. a noktasından geçen d doğrusuna dik olan bir k doğrusu var. Bak burada da bir k doğrusu varmış. Bunun denklemini istiyor benden. Arkadaş bulurum. Nasıl bulurum? Bana önce bu doğrunun eğimi lazım. Bu kim? Teğet doğrusu. Bu teğet doğrusunun eğimini gel analitik geometri yardımıyla bunun. Alfa belli ki geniş açı. O zaman M1 diyelim buna gel. Buna da M2 diyelim. M1'in ben eğimini bulurum. Derim ki karşısı eksi 1 bölü 2. Komşusu eksi 1. Bunları birbirine böldüğünde artı 1 bölü 2 geliyor gibi. Bir dakika zaten eksileri kullanmıyorsun normal şartlarda. Ee, analitik geometride şurada eğimi bulmaya çalışırken ama geniş açı olduğu için eksisini hep tutuyorsun. Eksi 1 bölü 2. Bunda en fikiriz. Ardından diyorum ki ya burası A noktası dik kesiştikleri nokta. M1 çarpı M2'nin cevabı bir kere eksi 1 olmalı. E M1'e eksi 1 bölü 2 aldım. M2'ye aynen aldım geldim. Eksiler birbirini götürdü. M2'nin eğimi neymiş? 2'miş. Bak bunu buldum 2. Bunu buldum. Eksi 1 bölü 2. Harika. Biz sadece artık A noktasının koordinatını bulduğumuzda M2 eğimine sahip K doğrusunun denklemini yazarız. Ama A noktasının denklemi nasıl bulunur? Bir kere hocam bizim bu teğet doğrusunun bir türevini bir alalım bakın. Daha doğrusu eğrinin türevini alalım bir. F'nin türevinde x eşittir. Eksi 1 bölü. Bunun türevini hızlı alabiliyorduk. Hatırla daha öncesinde sana öğretmiştim. Eksi 1 bölü 2 kök x. İstersen uzun uzun üstü sayılardaki gibi de alabilirsin. O sana kalmış. Peki bu eğim öyle bir x değeri var, y değeri var ki burada o x değerinde eğim değerine eşit olacak. Kaç? Eksi 1 bölü 2'ye eşit olacak. mı? Başka neye eşit olacak? E, eksiler birbirini götürdü. İkiler birbirini götürdü. Kök x'in cevabı ne geldi? Artı 1. x'in cevabı buradan ya artı 1'dir ya eksi 1 zaten olamaz tanım gereği. x eşittir nedir? Artı 1'dir hocam. Bunda en miyiz? Demek ki buradaki x değerine artı 1. Peki bu x değeri aynı zamanda bu eğrinin üstünde mi? üstünde hocam. F1'i de bulabilir miyim? Bulurum hocam. Eksi kök 1'den ne geldi? Eksi 1 geldi. F1'in cevabı. Yani senin elinde artık 1'e eksi 1 noktasından geçen ve eğimi artı 2 olan doğrunun denklemi lazım. E biz buluruz o doğrunun denklemi. Y eksi eksi 1'den y artı 1 çarpı 2 çarpı x eksi 1. Düzenliyorum. Y artı 1 eşittir 2x eksi 2'ye. Y'nin cevabı kısaca 2x eksi 3'e eşittir dedim. Vurdum cevabı. Güzel bir soruydu ama bu hata için özür diliyorum öncelikle. Gerçi senin elindeki baskıda belki bu hata bile yoktur. Onu da söyleyeyim. Geldim 12. sorumuza. Belki de günün en zor sorularından birine geldik. Burada biraz pati çektireceğim sana fx eşittir x kare artı x fonksiyonuna x eşittir 2 absesli noktasında çizilen teğet doğrusu bitmedi. Bıdı bıdı fonksiyonda grafiğinde de x eşittir bir noktasında da teğettir. Nasıl yani? Bir tane fx fonksiyonu var. Bir tane gx fonksiyonu var. Evet öyle bir teğet çiziyorum ki bu teğet Doğrusu hem buna x eşittir 2'de teğet hem de x eşittir 1'de teğet. Aman Allah'ım bu ne güzel bir bilgi. Bu ne muhteşem bir bilgidir hocam bak 2 noktada teğet. Ben bu bilgiye bakarak şunu söylerim. Hocam bu teğet doğrusu değişiyor mu? Değişmiyor. O zaman f'nin türevinde 2'nin cevabıyla g'nin türevinde 1'in cevabı aynı olmaz mı? Çünkü ikisi de aynı teğet doğrusunun eğimini veriyor. Mükemmel bilgi. Daha burada başlıyor soru. Sonrasında a eksi b farkını istiyor. Bulacağız bir şeyler. Dur bakalım. Önce f'nin türevinde x'e hele bir ulaşalım. 2x artı a hocam. g'nin türevinde x'e de hele bir ulaşalım. 2 b x hocam. Ve dedim ki öyle bir değerde ki f'nin türevinde 2 değeri için ve g'nin türevinde 1 değeri için bunlar birbirine eşit. x gördüğüm yere f'nin türevindeki fonksiyonda 2 yazıyorum. 4 artı a. g'nin türevindeki fonksiyonda x yerine 1 yazıyorum. 2 b. Ya bunu da bir düzenleyelim diyorum. İki ya da düzenleyelim. Böyle kalsın abi. Elimde böyle bir değer var mı? Bu da MT doğrusunun eğimi. Bu da MT doğrusunun eğimi. Bitti. Şimdi dur bakayım. Başka ne yapabiliriz hocam? Başka ne yapabiliriz? Düşünün. Hocam bu noktanın adı A noktası. Bu noktanın adı B noktası. Bunun koordinatlarını bulabilir miyim? Bulurum elbet. X değerine A noktasının X değerine 1 hocam. Peki Y değerini nasıl bulacağım? E, G fonksiyonunun üstünde sağlamaz mı sağlar G1'in cevabını bulmam bana yeterli B artı 3 Ha hocam bak buranın koordinatı B artı 3 yani 1'e B artı 3 Peki B noktasının koordinatlarını bulabilir miyiz hocam buluruz kimin üstünde F fonksiyonun üstünde F2'nin cevabını söyle 2'nin karesi 4 artı 2A hocam 4 artı 2A' da gelir mi gelir 2 noktası belli doğrunun Evet, eğimi bulunabilir mi? Bulunur hocam. Y'leri birbirinden çıkar. X'leri birbirinden çıkar. Y'leri birbirinden çıkarıyorum. Çıkardım. X'leri birbirinden çıkarıyorum. Oranladım neye eşitleyeceğim hocam? İster 4 artı A'ya ister 2 B'ye. Ben 4 artı A'ya eşitleyeceğim. Çünkü dikkat ettim soru benden A eksi B'yi istiyor. Bak nereye varacağız. Hocam burası 1 geliyor. İçler dışlar yaparım. Şuradan 2 A eksi B artı 1 eşittir ne kalır? 4 artı A kalır hocam. A'nın birini bu tarafa getirin. Bu biri bu tarafa atarım. A eksi B eşittir 3 kalır hocam. Yapma. Direkt cevaba gittin. A eksi B farkı 3'tür dedim. Vurdum cevabı ama muhteşem bir soru. Gerçekten ha oradan oraya oradan oraya analitik geometri yaptık. Türevi sadece aracı olarak kullandık. Ufak bir aracı. Bu sayfanın son sorusu. Burada kesinlikle bir, bir mola vermesin. Masadan kalk bir temiz havalı bir kolonya şaplat yüzüne. Sonra huşt, yapacağım ben. Oradan yeni sorulara son sayfaya geçeceksin. Tamam. Bıdı bıdı fonksiyonla. Üzerindeki x eşittir bir apsisli noktasında çizilen teğet. Bıdı bıdı fonksiyonu var. x eşittir bir apsisli noktasında çizilen bir teğet doğrusu var ki. Hadi c noktası olsun. Ve bu teğet doğrusu eksenleri a ve b noktalarında kesiyor. A b noktaların koordinatları çarpımı nedir? E buluruz. Nasıl buluruz? Önce hele bir bu teğet doğrusunun denklemini bulalım. Onu buldum mu? Zaten kolay. Teğet doğrusunun denklemi için şunu biliyorum. Arkadaş F1'in cevabı bana C noktasının y koordinatını verecek. X gördüğüm yere 1 yazdım. 1 yazmaya devam ettim. Karesini aldım. Şunlar gitti 2'nin karesinden 4. F1'in cevabı nedir hocam? 4. Demek ki C'nin koordinatı 1'e 4'tür hocam. Güzel. Bu cepte. Bunu yazdık mı kenara? Bizde ne lazım? E, F'nin türevinde x lazım hocam. Çünkü teğet doğrusunun eğimini bulmaya çalışıyoruz bir yandan da. Ona nasıl bulacağız? Şu arkadaşın neredesin? Şu arkadaşı Allah kaydırdım yanlışlıkla. Türevini alacağız. Önce dışının türevi bak üstteki 2'yi öne attım. Şöyle bir şey geldi. Sonra içinin türevini almayı unutmuyorsun bu tarz sorularda. 3x kare 2x artı 1. Bak türev sadece bir aracı. Bunları tek başına önce türev almayı öğrettik. Asıl sorular buradan geliyor. Sonra bunları öğretiyoruz sana değil mi? Şimdi F'nin türevinde de 1'i arıyorum çünkü 1 noktasında teğet çiziyorum. X gördüğüm yere 1 yazacağım. X gördüğüm yere 1 yazdım burası bitti. X gördüğüm yere 1 yazdım burası da bitti. Şunlar gitti hocam buradan 2. Şunlar gitti 1 1 1 daha şuradan da 2. 2 çarpı 2 çarpı 2. Ne gelir F'nin türevinde birin cevabı? 8. Demek ki bizim elimizde ne var? M teğet doğrusunun eğimi 8 teğet doğrusunun geçtiği nokta 1'e 4. O zaman denklemi yazarım. Diyorum ki y eksi 4 eşittir 8 çarpı x eksi 1. Ve ben bunun eksenleri kestiği noktayı arıyorum. Eksenleri kestiği nokta sırayla 0 yazarsın arkadaş. Y eksi 4 eşittir eksi 8'den y eşittir ne geldi? Eksi 4. Y'ye 0 verirsem x eksenini kestiği noktayı bulurum. Y'ye 0 verdim. Eksi 4 eşittir. 8 x eksi 8. Bunu karşıya attım. 4 eşit 8 x. X eşittir 1 bölü 2. Yani A noktasının koordinatları 1 virgül ye 0. B noktasının koordinatları 0 virgül eksi 4. A ve B noktalarının koordinatları çarpımı. Y eksenlerinin sırasıyla A B noktaları. Koordinatları çarpımı derken tabi bu biraz saçma kaçıyor ama. Yani sıfır çıkacak değil mi? Ama biz 1 bölü 2 ile eksi 4'ü çarpalım. Yani bunun x ile bunun y'sinin çarpımlarını bulalım. Cevap ne geldi? Eksi 2 geldi. Doğru cevabım. Eksi 2'dir dedim. Vurdum cevaba. Bu sayfayı da bitirdim arkadaş. Şimdi yepyeni bir sayfa bizi bekliyor. 14, 15, 16, 17, 18, 19 bir sürü soru çözeceğiz. Bu konuyla ilgili bu kadar soru da çözülmez hocam deme. Hepsini adım adım çözeceğiz. Şimdi kısa bir ara vermeni sonra da aynı masa başında aynı coşkuyla benim eklemini istiyorum. O zaman yeni sorular için canlar gelsin. Evet cebelleşmeye devam ediyoruz. 14. sorudayız ama çok zevkli bir soruyla devam edeceğiz. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bu fonksiyona abc noktalarında çizilen teğetlerin eğimleri sırası. Bir dakika teğetin eğimi neyle alakalı? Türevle alakalı. Türev neyle alakalı? orada çizilen teğetin eğimi ile alakalı. Bak buradan teğet çizdim. Bu teğet doğrusunun eğimi fonksiyon azalan olduğu için geniş açıdır. Otomatikman M A'nın cevabı sıfırdan küçüktür hocam. Evet çok mantıklı. Şurada çizilen teğet doğrusu x eksenine paraleldir ki o paralellik belirtilmiş. MB doğrusunun eğimi sıfırdır hocam. E fonksiyon burada artan olduğu için C noktasında çizilen teğet doğrusunun eğimi pozitif değer alacaktır. Türevle söyleyebiliriz tabii ki bunları. Otomatikman burada MC büyüktür MB'den o da büyüktür MA'dan. Evet o kadar sorunun üstüne böyle güzel hafif bir soru çok iyi geldi. Fakat bu sayfada gerçekten ecel terleri dökeceğiz. Fonksiyonun grafiğine üzerindeki bir A noktasından çizilen teğetin eğimi eksi 3'tür. Bir dakika. Fonksiyon var. Bu fonksiyon x eşittir kaç noktasında diyor. Söylemiyor. Sadece bir A noktasında çizilen teğetin eğimini veriyor bize ki mt yazalım hadi ona. mt değerimiz kaçmış? Eksi 3'müş. Bir dakika o mt değerini hemen bulalım mı? F'nin türevinde x neye eşit olur? 2x eksi 7'ye eşit olur. Bu noktada öyle bir x değeri var ki cevabı ne çıkıyor fonksiyonda? Eksi 3 çıkıyor. 2x'in cevabı neye eşittir? 4'e eşittir. X'in cevabı neye eşittir? 2'ye. Demek ki A 2'ye ne noktası? Hemen gittim F 2'yi buldum. 2'nin karesi 4. 2 kereye de 14. Artı 7. Şuradan 11. Cevap ne geldi? Eksi 3. Hocam 2'ye eksi 3 noktasıymış. O noktayı bulduk. Bu teğet doğrusu ile eksenler arasında kalan. Bir dakika. Demek ki o teğet doğrusunun bir de benden denklemi isteniyor. O teğet doğrusunun geçtiği nokta 2'ye eksi 3. Eğimi eşittir eksi 3. Değil mi? Böyle bir doğru var elimizde. Bu doğrunun denklemi bulalım. Y artı 3 eşittir. Eksi 3 çarpı x eksi 2 olmalıdır. Y artı 3 eşittir. Eksi 3 x artı 6'dır. Eksenleri kestiği noktayı bulabilmek için ne yapıyorsun? X'e 0 veriyorsun. Y artı 3'ün cevabı 6 ise Y'nin cevabı ne geldi hocam? 3 diyorsun. Aynı şekilde Y'ye 0 veriyorsun. Buradan ne geliyor? 3 eşittir. Eksi 3x artı aldığına karşı attım. Eksi 3 eşittir. Eksi 3x'i. X eşittir 1. Demek gidiyorum hocam. X eşittir 1 ve Y eşittir 3'te kesiyorum. Kestiğim doğrunun denklemi budur. Burada da alan istiyorum. 3 çarpı 1 bölü 2'den cevabım nedir? 3 bölü 2 birim karedir diyorum alana. Bak bir daha söylüyorum. Bu fonksiyonun grafiği üzerindeki bir a noktası alıyoruz ya. Eğim ne çıkıyor? Eksi 3. Arkadaş eğimin eksi 3 çıkması için orada türev alıyorum. Yani 2x eksi 7'ye eksi 3'e. X'i buradan 2 buluyorum. Demek ki a noktasının apsisi 2. Gidiyorum denk fonksiyonda fx fonksiyonda yerine yazıyorum. 2'nin karesi 4 X 14 artı 7 7 4 11 X 14 artı 11 daha X 3. Demek ki 2 X 3 noktasından geçiyor mu? Geçiyor. Eğimini zaten verdim mi X 3? Verdim. O zaman denklemi oluştur. Y artı 3 X 3 çarpı x eksi 2. Düzenledim denklemi. Doğru düzenledik değil mi? İşlem hatası da olmasın. Yok. Sırayla x'e y'ye 0 veriyorsun. x'e 0 verdin. 6'dan 3 çıktı 3. y'ye 0 verdin. Eksi 3 eşitse eksi 3 x'e x eşittir 1'e. Demek ki 3'e 1 bu. Bitti. Haydi gönder gelsin 16. soru. Fonksiyonun grafiği üzerinde bir p noktası alınıyor. Bu p noktasından grafiğe çizilen teğet doğrusunun denklemi y eşittir 2 olduğuna göre. Bir dakika. Şöyle bir eğrimiz var. Gidiyor bu. Y eşittir 2 doğrusunun bize çizilen teğet doğrusunun denklemi olduğu söyleniyor. Arkadaşlar teğet doğrusunun denklemi y eşittir 2 ise m teğet değeri nedir? x eksenine paralel olduğu için sıfırdır. Ama bu p noktasının ben ne x değerini ne y değerini biliyorum. Doğru mu? Bilmiyorum ama bulurum. O zaman diyorum ki y'nin türevini hele gel bir bulalım. Eksi 3 x kare artı 2 m x gelir mi? Gelir hocam. Peki biz burada x'e öyle bir değer yazacağız ki cevabı ne gelecek hocam? Sıfır gelecek. Yani o teğet doğrusunun cevabı sıfır gelecek. Acaba hangi x değeri o? Diyorum ki bak burası x parantezine alınır. x parantezine aldım. Eksi 3 x geldi buradan. Artı 2 tane m geldi. Eşittir cevabı 0 geldi mi geldi. Ya x dedim eşittir 0 ya da x eşittir dedim. 2m bölü 3'tür. Doğru mu? Peki biz m'yi aradığımız için diyorum ki bu x değeri aynı zamanda buradaki x değeridir. Giderim yerine yazarım. E bu denklemi sağlamak zorunda denklemi sağlıyor ya y değerinin kaç olduğunu biliyorum 2 x yerine 2 m bölü 3 yazıyorum yukarıdaki y denklemimde eksi x küp artı m çarpı m çarpı x kare eksi 2'nin cevabı kaça eşit çıkacak 2 yalnız m yerine hemen 2 m bölü 3 yazmıyorum ortalık çok karışık biraz düzelteceğim orayı diyorum ki arkadaş sen bir git git bakayım karşıya gittin Karşısı ne oldu? 4 oldu. Seni de diyorum x kare parantezini alabilir miyim? Alırsın hocam. x kare parantezini aldım. Eksi x artı m kaldı mı kaldı. Şimdi git yerine yaz. 4 m kare bölü 9. 2 m bölü 3'ün karesini aldım. Şuraya da eksi 2 m bölü 3 artı m yazdım. Yanına da eşittir 4 yazdım. Güzel. Şuradan ne geldi? m bölü 3 geldi hocam. Allah aşağı daha fazla inemiyorum. Görebiliyor musun? Görüyorsun. Şuradan 3 ikisi gitti. M bölü 3 geldi. Buradan 4 m kare bölü 9 geldi. Karşıda 4 dört var. 4'ler sadeleşti. M kare ile m'yi çarptık hocam. M'nin kübü geldi. Eşittir. 9 ile 3'ü çarptık hocam. Karşıda 20. O zaman M'nin cevabı nedir? Tas tamam 3'tür dedim. Yordum orada ama efsane soruydu. Ama sen hele dur bak 18'e geleceğiz. Aman ya Rabbi. birkaç arkadaşı orada cevabım olacak hatta. Sorun o 17. FR'den R'ye fx fonksiyonu üzerindeki eksi 1'e eksi 2 noktasından teğet çiziliyor. Bak grafiğim var böyle. Ben bu noktadan teğet çiziyorum. Doğru mu? Evet fx fonksiyonum burada. Teğet çizdim. A noktasının koordinatları da belli. Eksi 1'e eksi 2. 2 bilgi var elimde. F eksi 1'in cevabı eşittir eksi 2. F'nin türevinde eksi 1'in cevabında da giderim bulurum aslında. Yani teğet doğrusunun eğimini de oradan bulabilirim. Ama bir dakika. Çizilen teğet doğrusu eğri A'dan farklı bir B noktasına daha kesiyor. Ha benim fonksiyonum böyle. Eğriyi geliyorum bir de B noktasında burada kesiyor muyum? Evet. B noktasının koordinatları toplamı yok artık hocam. Oradaki x'i istiyorsun. Nasıl bulacağım? Önce şu teğet doğrusunun denklemine bir ulaşalım beraber. F'nin türevinde x. Nasıl gideriz oraya? Türevini aldım geldim. 3x kare eksi 3. Nerede teğet çizdik? Eksi 1 noktasında teğet çizdik. Yerine yazdım. 3 eksi 3'ten. A teğet doğrusunun eğimi 0 geldi hocam. Yani M teğet sıfırmış. Peki teğet doğrusunun denklemini nasıl bulurum? Y eşittir. M x artı n şeklinde ya bu teğet doğrusunun denklemi. X'i 0 geldi arkadaş. Yani pardon eğimi 0 geldi arkadaş. Bu gitti. Yani oradaki eksi 2 değeri y eşittir. Eksi 2 değeri bizim teğet doğrumuzun denklemiymiş aslında. Mükemmel. Şimdi biz şunu istiyoruz. Elimizde fx eşittir x küp eksi 3x eksi 4 ve y eşittir eksi 2 doğruları var. Evet hocam bunların kesiştiği noktaları arıyoruz. Zaten noktalardan biri belli b biri a değil mi? Biri a zaten belli. Kesişme demek bak bu da y'ye eşitti. Ne yapıyorduk? Y'lerini birbirine eşitliyorduk. x küp eksi 3x eksi 4 eşittir eksi 2 diyorduk. Buradan denklemin köklerini de bulabilirsem böylelikle neyi bulmuş olacağım? Y'nin değerlerini yani şuradaki noktaların değerlerini ayrı ayrı bulmuş olacağım. Diyorum ki eksi 2 sen gel kardeşim oraya. X küp bir saniye yazamadım. X küp eksi 3 x yazdım. Bunu bu tarafa çağırdım. Eksi 2 eşittir 0. Diyeceksin ki 3. dereceden bir denklemin köklerini hocam biz bulamayız. Ama bir dakika diyeceğim. O denklemin köklerinden biri belli mi? eksi 1. Yani ben bu ifadeyi çarpanlara ayırsam x artı 1 çarpı bıdı, bıdı 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 bir şey eşittir 0 gelecek mi? Çünkü köklerinden birinin eksi 1 biri olduğuna %100 yüz eminim. Yani x küp eksi 3 x eksi 2 ifadesi x artı 1'e tam mı bölünüyor? Yemin ediyorum hocam devreleri yaktınız. Bu soru sayfa devreleri yakan sorulardı zaten. O zaman şunu söylüyorum. x küp eksi 3x eksi 2 ifadesini ben x artı 1 ifadesini tam bölebilirim. Hadi gel bölelim polinom bölmesini biliyoruz. x kare ile çarptım. x küp artı x kare çıkarttım burası eksi burası eksi bunlar gitti eksi x kare eksi 3x eksi 2 geldi dedim ki eksi x ile çarpayım eksi x kare eksi x geldi eksi ile çarptım artı artı oldu bunlar gitti dedim ki buradan eksi 2x eksi 2 kaldı şunu da eksi 2 ile de çarptım ve eksi 2x eksi 2 eksiler gitti 0 kaldı mı kaldı demek ki buradaki çarpan ne x kare eksi x eksi 2 e hocam o da çarpanların ayrılıyor bak en başta x artı 1 çarpanı var bunu da çarpanlarına ayırıyorum. X eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0. O zaman diyorum ki x eşittir eksi 1 benim çift katlı köküm zaten teğet geçti orada. Teğet geçti. Bir de x eşittir 2'dir hocam. Demek ki bunun x değerine 2'ymiş hocam. Ya tamam x değeri 2 de ee, y değeri ne hocam? Onu nasıl bulacağım? Arkadaş onu da bulacak ne var? Diyorum ki y de bir dakika x artı y değerini arıyorsun x'i 2 buldun. y değeri zaten y eşittir eksi 2'di. Eksi 2'yi yerine yazdım. Doğru cevap 0'dır dedim. Of. Of devreler yandı. Of devreler bitti. Ama soru diye ben buna derim işte. Bak soruya bak. ispat gibi yapacağım sana. Fx y x kare artı 7 eğrisine y ekseni üzerindeki k noktasından çizilen teğetlerin değme noktaları a ve b'dir. Tamam. Bu teğet doğruları birbirine dik olduğuna göre k noktasının ordinatları kaçtır? Bir dakika diyorum. Arkadaş ben A noktasının koordinatını bilmiyorum. X1 olsun. B noktasının koordinatını bilmiyorum. X2 olsun. Şurayı da bilmiyorum. Burası K noktası olsun. Yani K'nin koordinatları sıfıra K. Biz şuradaki K'nin koordinatlarında ordinatı arıyoruz. Yani K değerini arıyoruz. Nasıl bulacağız? Bir dakika. Arkadaş sen A noktasında teğet misin? O zaman teğetin eğimi nedir? 2x'tir ve x1 noktasındaki eğiminden bahsediyorum. f'nin türevinde x1'in cevabı nedir? 2x1'dir. Yani biz buna d1 doğrusu dersek d1 için m1'in cevabı 2x1'dir. Kabul mü? Kabul hocam. Yine aynı şekilde y'nin türevi 2x olduğu için ben x2 noktasındaki eğime, yani şuradaki eğime bakacak olsam, yani şu doğrunun eğimine bakacak olsam 2x2 gelir mi o da? Gelir. Ben buna d2 doğrusu dersem eğer d2 doğrusunun eğimi m2'nin cevabı 2x2 gelir mi? Gelir. Bu iki doğru birbirine dik. Dik doğruların eğimleri çarpımı nedir hocam? Eksi 1'dir. Peki 2 tane x1 çarpı 2 tane x2'nin çarpımı ne olmalı? Eksi 1 olmalı hocam. X1 çarpı X2'nin cevabı ne olmalı? Eksi 1 bölü 4 olmalı. Hocam. O cepte. Dursun bakayım kenarda. Başka ne yapabilirim? Arkadaş A noktası belli. K noktası belli. Ben D1 doğrusunun eğimini bulurum. D1 doğrusunun eğimi nasıl bulunabilir? Derim ki X'leri birbirinden çıkar. Y'leri birbirinden çıkar. Aa bir dakika. A noktasının tam koordinatı yok hocam bizde. Aslında var. Bak X1 yerine yaz. X1'in karesi artı 7. Bir de K noktası var. İki noktası belli. Doğrunun eğimi için Y'leri birbirinden çıkar. X'leri birbirinden çıkar. Doğru mu? Doğru. D2 doğrusunun eğiminde bana bir zahmet bulur musun? Buluruz hocam. E aynı mantıkla X2'nin karesi artı 7 eksi K bölü x de gelir mi? Gelir. Peki aynı doğrunun eğimi şu X 2x 1'e bu iki tane x 2'ye eşit değil miydi eşitti bak bu değeri belki kullanmayacağım böyle biraz fazladan gitmiş olabilirim şurayı toparlıyorum x1'in karesi artı 7 eksi k eşittir. 2 tane x1'in karesi yapar mı? x1 ile x1'i çarptık. Karşıya attık. 7 eksi k eşittir. x1'in karesi yaptı mı? Baktım x1'in karesi. Evet 7 eksi k. Aynı şekilde devam ediyorum yoluma. Bir saniye doğru mu yaptık buraya kadar? Bir tane x1'in karesi geldi. Karesi nereden geldi? Ha, buradan geldi. Tamam sıkıntı yok. Aynı şekilde şuradan da içler dışlar çarpımı yaptığımda x 2'nin karesi artı 7 eksi k eşittir 2 tane x 2'nin karesi buradan da x 2'nin karesinin cevabı 7 eksi k gelir mi gelir 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 hocam peki şimdi diyorum ki bize ne lazım arkadaş bizim elimizde bu değer karesi bu değer karesi diyorum ki o zaman al bunun karesi x 1 kare çarpı x 2'nin karesi eşittir 1 bölü 4 kere 4'ten 16 mıdır evet x1'in karesi belli 7 eksi k hocam. x2'nin karesi belli 7 eksi k hocam. Cevap 1 bölü 16 hocam. Pardon 1 bölü 16 hocam. Bu ne demek? 7 eksi k'nin karesi eşittir 1 bölü 16 demek. Bunun iki cevabı var. 7 eksi k ya 1 bölü 4'e eşittir hocam. Ya da 7 eksi k eşittir eksi 1 bölü 4 hocam. Bir şey söyleyeceğim. Biz k'yi aslında pozitif bir değer seçtik doğru mu? O zaman bunu karşıya alırsam buradan pozitif değer gelecek. Bak 1 bölü 4 eksi 7'den. Şuradan ne geldi? Eksi 4 kere 7 28. Eksi 27 bölü 4. Eksiler birbirine götürdü. K'nin cevabı 27 bölü 4. Hocam aynı işlemi burada yaparsam negatif geliyor ki. O zaman K'nin pozitif değeri bizim için cevaptır. O da 27 bölü 4'tür. Cevaben bazı arkadaşlar hocam geçen derste parabole Orijinden çizilen teğetlerin denklemi birbirine dikse, doğrular birbirine dikse, diskriminant neden eksi bir ispatı çok uzun çıkıyor demiştiniz ya, neden yapmadınız? Aha yapsaydım çözüm bu kadar olurdu da ondan. 27 bölü 4. Direkt delta eksi biri kullansak çok daha hızlı cevaba giderdik. Çok daha hızlı. Günün son sorusu cevabı. Ama öğrenmek için yapıyoruz değil mi? Çok şey öğrendik yine çok şey öğretmeye devam ediyoruz f fonksiyonu ile orijinden geçen d doğrusu a noktasında birbirine teğettir. a noktasında birbirine teğet. Tamam hocam. y eşittir fx. Eksi x kare eksi 2 olduğuna göre a noktasının ordinatları toplamı nedir? Tamam hemen bul bulalım. Şimdi şöyle bir karar verelim. Hocam a noktasının koordinatı ile ilgili ben bir şey yazabilir miyim acaba? Ne yazarım hocam? Diyelim ki burası e, oradan gelmeyeyim ya da oradan geleyim bir dakika. Diyelim ki burası eksi k olsun. Burası ne olur? Türevden gelir değil mi? Y'nin türevi ya da F'nin türevinde X eşittir. Eksi 2 xtir F'nin türevinde eksi K'yi yerine yazarsam eksi 2 çarpı eksi K'den F'nin türevinde F'nin türevinde eksi K'nin cevabı 2K gelir mi? Yani bu doğrunun eğimi 2K'dir hocam. Peki aslında bu doğru da Y eşittir MX doğrusu mudur? Orijinden geçtiği için. Y eşittir mx doğrusunun eğimi 2k olduğuna göre 2k x midir? Ve oradaki x değeri a noktası bu doğruyu sağlamak zorunda olduğundan a noktasını yerine yazarsam 2k'yi eksi k'den y'nin cevabı eksi 2k kare gelir mi hocam? Geldi. Yani bu nokta eksi 2k karedir. Kabul mü? Kabul hocam. Peki aynı nokta bu doğru üzerinde olduğu için bu doğruda da x yerine f k yazarsam eksi k kare eksi 2'ye eşit olur mu? Olur. Ya bu noktayla bu nokta demek ki birbirine eşit. Eksi 2 k kare eşittir. Eksi k kare eksi 2'ye. Seni bu tarafa alırsam eksi k kare eşittir. Eksi 2'ye. Eksiler birbirini götürür. K kare eşittir. 2 ise k'nin içi cevabı vardır. Ya kök 2'dir ya da eksi kök 2'dir. Bak dikkat et. Biz aslında k'yi sıfırdan büyük kabul ettik ki eksi k negatif tarafta çıksın. Negatif olan değeri kapattım. k'nin cevabı nedir? Kök 2'dir. A noktasının koordinatları toplamını istiyorum. A noktasının koordinatları eksi k'ye eksi 2 k kare. Şimdi A noktasının koordinatları eksi k demek eksi kök 2 demek. Karesini al. 2 önüne eksi 2 ile çarp. Eksi 4 demek. Bunların toplamı eksi 4 eksi 2'dir toplamı bu kadar bu iş dedim. Ama son sayfa gerçekten dillere destan bir sayfaydı. Harbiden zaten yazımızdan da belli oldu. Türev 9. ders bitti. Türev bitmez daha. Türevde yola devam edeceğiz. Ama hakkını vere vere 3 sayfalık bir sayfayı bölümü bitirdik. Şimdi gönül rahatlığıyla gelip videomu izledim hocam. Video ders kitabımı doldurdum. Yine vicdanını rahatlatmak istiyorsan ne yapıyorsun? Benimle birlikte 44. dersi açıyorsun. 65'e adım adım geliyoruz bu arada. 44. dersi açıyorsun. 44'te de yine bu kadar zor sorular var mı hocam? Bir tık daha kolayları var burada. Ama gerçekten buradaki soruları da enfes bir şekilde çözmeni bekliyorum. Bu soruları da çözüp bitiriyorsun diyorsun ki hocam gel. Gel buna da tık atalım. Hatta ben sana güzel bir şey söyleyeyim. Kamp programında bak 44 bitti. Son düzlüğe giriyoruz arkadaş. 65'e giden son düzlükte yeniden görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşeceğim. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Hoşça kal.